2006 senesinde üniversite kantindeyim. Eyüp yardımcı diye ağrılı bir çocuk geldi. Dedi ki ben dedi memlekette namazımı kılıyordum. Kalkmasam babam tekmeyle kaldırırdı beni. Burada kılamıyorum. Sabahleyin Şehzade başında Anadolu yurdu vardı. Orada ezanı duyuyorum. Kalkayım diyorum. Kendi kendime sonra ya sen çoktan beri bu işi yapmadın. Hamama gidersin. Donun kirli, atletin kirli. Değişirsin bilmem ne dersin. Bir şeytani bir vesveseyle yatıyorum. Bir müddet öyle geçiyor. Gene bir müddet sonra gene bir daha ezan duyduğumdan duygulanıyorum. Bir türlü namaza başlayamadım. Ne olacak benim halim? Dedim ki sen Şafii değil misin? Evet. Dua et ki şeriat yok dedi. Niye dedi? La şeriat olsa senin katline cevaz verir dedi. Böyle şey olur mu dedi? Evet, İmam-ı Şafii Hazretleri teraizi muannit bir surette terk edenlerin katline kadar cevaz veriyor. Tabi onun müsaadesi şeyi var. Bir şey şüphen mi var? Seni ikna ederler. Bir kere hapsederler, mühlet verirler, gene ikna ederler vesaire. Ama netice katledebilir ululem diyor. Vallahi senin imamının hükmü dedim. Ben Şafii değilim. Ama ben onu da hak kabul ettiğim için müdafaa ettim. O itiraz etti. Ben müdafaa ettim. Cerbezeyle herhalde bastırdım ki sustu. Ama benim içimde bir şüphe kaldı. Onlar kalktı gitti. Allah Allah. Adamı gönderiyorsun ahirete. Yarın belki başlar namaza. Benim içimde İmam-ı Şafii'ye bir itiraz kaldı. Eyüp'e gideyim, Ebu Eyyub el-Ensari türbesinde iki rekat namaz kılayım dedim. Saate baktım, beşe kadar yetişirim, beşte kapatıyorlar. Üniversitenin bahçesinden Beyazıt'a, Beyazıt'tan sahaflara, sahaflardan Kapalı Çarşı'ya, Mahmut Paşa, Mısır Çarşısı, tam Mısır Çarşısı'nın karşısında bir otobüs durağı var, otobüs bekliyorum. O zaman da kemküm yollar var, Menderes imar yapmamış. Beklerken durakta başkaları da var. Otobüs gelse gideceğim. Bir kamyonet geldi, karpuz yüklü. Çünkü Ekim imtihanlarına gelmişiz. Sonbahar. Asfalt bozuk, hızlı girdi. Langur lungur birkaç karpuz devrildi. Orada civarda pazar yerleri vardı. Oralar Menderes yıktı. Hamal çocuklar kaptılar. Karpuz kırıntılarına bir tabur güvercin. Bugün oraya güvercin konabilir mi? Layen katı, seyri sefer var. Trafik diyorsunuz siz. Layen katı, kesintisiz. Arkadan bir araba geldi. O karpuz kırıklarına konan güvercinlerin üzerinden sürdü. Güvercinler kaçtı, bir beyaz güvercin yattı. O zaman otobüs biletçilerinin bir tahta kutusu vardı. Koltuğunun altında gri elbiseleri vardı. Durakta bir otobüs biletçisi herhalde gelecek bir otobüste nöbet değiştirecek. Tahta koltuğu koltuğunun altında içinde bilet bir tane iptal eder sana verir yırtar. O gitti o kuşu aldı kan akıyor böyle. Şoföre küfretmeye başladı. Alçak namussuz durağa böyle girilir mi? Hayvanı öldürdü. Şu oldu bu oldu derken meşin ceketli birisi o zaman uzun yol şoförleri giyerdi. Bu kadar yaygın değildi. Anlaşılan şoför, şoförü müdafaa etti. Bu küfretti, o müdafaa etti derken bunlar vura vur gittiler. Ayırdık bunlar, otobüs gelse gideceğim. Ama adamın elinden çizgi halinde kuşun kanı akıyor görüyorum. Biraz sonra birisi dedi ki bu kuş ölecek, ne yapmalı? Vallahi azap çekiyor dedi. Arkada bir adam kestaneleri yarıyor, suya atıyor firketeyle. Onu diyen adama dedi ki şu kutumu tut. Kestaneci dedi ki şu bıçağını ver. Şöyle kıbleyi aradı yeni caminin kıblesini. Kıbleye döndü. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Kuşun kafasını kesti. Aman ya Rabbi dedim. Bu bana İmam-ı Şafii'nin mi cevabı? Ve subhanallah. Bu kuşu yaralayan adama ana avrat sövüyordu. Dövüşmeye onu müdafaa edenlere kalkıyordu. Şimdi başını kesiyor. Neden? Merhametinden azap çekmesin diye. Bir an evvel bu azaptan kurtulsun diye. Allah'ın emrini yerine getirmeyen her gün beş vakit namazın azabını sırtına deftere yazdırıyor. Bu azap ilhal, o azap müstakbel. Şu adamın, biletçinin bu kuşa yaptığı muameleyi yapıyor.
Hey İmam-ı Şafii, sen ne büyük ve ne derin düşünen adam mısın dedi. Bana cevabı Eyüp'e gitmeden verdi. Allah'ın emrini ifa etmeyenler o yaralı kuş gibidir. Bugün hissetmez vicdanını körelttiği için. Ama onun ızdırabını ahirette yaşayacak. Ahirette çekecek. Ahiretinki ebedi, dünyanınki gel geç. Son nefesi verdin mi en ağrılı adamın ağrısı diner. Ahiret öyle mi? Ahiretin sonsuzluğunu düşünen bir adam. Cennetin sonsuzluğunu düşünen bir adam. Para, şöhret, şehvet arzusunu, cennet arzusunun üstüne çıkarırsa ahmak ol ahmak. Akıllı Müslüman, akıllı Müslüman ahiret hesabına ciddiye alandır. Ana rahmiyle kabir azabın arasında bir sürat koşusu, insan anasından çıplak doğar, mezara da çıplak denecek bir şekilde girer. Para, pul, imkan geçim hududuna kadar bir değerdir. Ondan sonrası varisler için çalışmaktır. Dünyanın en ahmağı ahiretini gelecek nesilleri için harcayıp Allah yolunda koşacakken ihtiyaç sonrası para peşinde koşandır. Cenab-ı Allah cümlemizi böyle dalaletlerden hıfz-ı himaye buyursun.